Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Aslında buna e, yakın, hatta hemen hemen aynı ama sadece toplamız e, şekli farklı olan bir modelimiz var. Ama bunu Instagram'da bir arkadaşımız yapmış, oldukça da e, istek almış yapımı hakkında benden rica etti. Ben de o arkadaşım için ricasını yerine getirip yapımını anlatacağım hep birlikte aşama aşama öğreneceğiz arkadaşlar şimdi ilk başlarken bu yine altta tığ battığımız giderken oluyor ilk başlarken arkadaşlar ilk aramız biraz farklı ilk başlarken modeli kurmak için 7 tane kutucuk yapacağız bakalım hemen 1 2 3 4. kutucu yapmışım ilk başlarken iki zincir çekip biraz aramızı verip batıp kapatalım tığ battısını yapalım 5 oldu. 2 zincir çektim, biraz ara verdim, kapattım tığ batısım yaptım. İlk başlarken 7 zincir çekip yapacağız bu işlemi. 7 ee, kutucuk pardon. İlk başlarken 7 tane tığ batısı yaptık. 10 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Oya mı döndürüyorum? Bakın. 1 2 3 tığ battısı. şuradaki tepeye batıyorum İçine içine 3 tane tığ batısı alıp 10 zincirimi üzerine kapatıyorum bakın bir zincir çekip dönüyorum buradaki yuvamın içine giriyorum bir zincir çekiyorum İlmeğimi uzattım dondurma çubuğu kullanacağız arkadaşlar dondurma çubuğuna taktım isterseniz bu kalem de olabilir dondurma çubuğunuz yoksa kurşun kalemle de yapabilirsiniz. Şimdi ilmeğimi çubuğuma taktım. Yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Sıkı bir şekilde bir iki zincir çektim. İlmeğimi taktım. 15 tane ilmek çıkaracağım. 2 oldu. Yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. 2 zincir çektim. Uzattım. Dondurma çubuğuma taktım. 3 oldu. Yuvaya girip ipin ucunu alıyorum. 1 2 zincir çekip dondurma çubuğuma takıyorum. 4. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim, dondurma çubuğuma taktım. 5 oldu arkadaşlar. Toplamda 15 tane ilmek çıkarıyorum. 2 zincir çektim ilmeğime taktım. Bu 2 zincir önemli dibinde. Sökülmemesi için çıkartınca 1 2 zincir çektim, taktım. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim, taktım yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çektim. Dondurma çubuğuma taktım. Yuvaya girdim 1 2 zincir çektim. Dondurma çubuğuma taktım. Saymadık sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 tane daha alacağız böyle. 15 tane ilmeğimiz olacak. 11 yuvaya girdim 2 zincir çektim dibinde taktım 12 yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çektim taktım saymayı yine bıraktım unuttum şu 14 olması lazım yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çekip uzatıp taktım sayalım hep birlikte 2 4 6 8 10 12 14 15 evet. 15 tane ilmeğimizi topladık. Şimdi şu tığ battısının içine giriyorum devamına. Bakın bu hizaya giriyorum. ipin ucunu alıyorum. 1 2 zincir çekip tığ battısı yapar gibi kapatıyorum devamında. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığ battısı yapar gibi kapatıyorum. İlk başlarken böyle 7 kutucuk yaptıktan sonra dönüp yuva yaptık. Bundan sonrası hep 10 kutucuk arkadaşlar. O ilk başlarken öyleydi. Modelimizi kurmak için. Bakın 1, 2, 3. Bundan sonra hep 10 kutucuk yaptıktan sonra dönüp modelimizi kuracağız. Ve 4, 2 zincir çekip tığ battısı yapar gibi yapıyoruz. Bakın tığ battısını yaparken bu işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 2 zincir çektim. Devamında gelen yere battım. 6 2 zincir çektim devamında gelen yere battım 7 2 zincir çektim devamında gelen yere battım 8 2 zincir çektim devamında gelen yere battım 9 2 zincir biraz aramı verdim battım tığ battımı yaptım şimdi bakalım sayalım tekrar bu biten kısımdan başlıyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi 10 zincir çekiyorum. İlk başlarken 7 kutucuk üzerine başladık. Bundan sonra hep aramız 10 tane boş kutucuk olacak arkadaşlar. 10 zincirimi çektim. Bakın 1, 2, 3. Şuradan hemen üzerinden sabitliyorum. 3 tane kutucuğumu içeri aldım yuvanın. Şöyle bir zincir çekiyorum rahat dönmesi için. Döndüm düz yüzünü. Yuvamın içine girdim sabitledim ipimi bir zincir çektim ve ilmeğimi dondurma çubuğuma taktım bu kalem de olabilir yuvanın içine giriyorum ipin ucunu alıyorum 1 2 zincir çekip uzatıp dondurma çubuğuma takıyorum iki oldu yine 15 tane ilmek çıkaracağız iki zincir çektim girdim taktım 3 ipin ucunu aldım 1 2 zincir çektim taktım 4 ipin ucunu aldım 1 2 uzattım taktım 5 yuvaya girdim ipin ucunu aldım 2 zincir çektim uzattım taktım 6 yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çektim uzattım taktım 7 yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp 2 zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum 8 olması lazım yuvaya girdim. 2 zincir çektim ilmeğime taktım. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. 2 zincir çekip taktım. Bu arada saymayı bıraktık. Şöyle bir şunu ayırt edelim. Burayı sayalım. 2 3 5 6 7 8 9 10. 5 tane kalmış arkadaşlar. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim. Uzatıp taktım. 11 ipin ucunu aldım 1 2 zincir çektim uzattım taktım 12 13 14 yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çekip uzattım tekrar sayalım kontrolümüzü yapalım 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi şuradaki tığ battısının içine giriyorum hizasına ipin ucunu alıyorum. 2 tane zincir çekip devamında gelen yeri aramı verip kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekip devamında gelen yeri aramı verip kapatıyorum. 2 zincir çekip devamında gelen yeri aramı verip kapatıyorum. 2 zincir çekip devamında gelen yere aramı verip kapatıyorum. Bu işlemi 10 kez yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 oldu. 2 zincir devamında gelen yere battım kapadım. 5, 2 zincir devamında gelen yere battım kapadım. 6, 2 zincir tığ battım battım kapadım. 7. Bu işlemi 10 kez yaptıktan sonra yine 10 zincir çekip bu yuvayı hazırlıyoruz ilmeklerimizi topluyoruz arkadaşlar. Bu işlem böyle devam edip gidiyor. Üst kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk başlarken hani böyle modeli kurmak amaçlı 7 tane kutucuğun üzerine başladık. Sonraki aralara 10 tane kutucuk yapıp 10 zincir çekip 3. kutucuğun tepesine kapatıp 15 tane ilmek toplayarak yaptık. Şimdi bunları alt zemini böyle nerede zorlanırsanız arkadaşlar bu yazma kenarı boyunca Burada dondurma çubuğunda ya da kalemde kalacak diye bir şey yok. Kalem olursa daha rahat çıkar herhalde. Dondurma çubuğu biraz e, dokusu nedeniyle tuttu ilmeklerim. Bakın böyle çıkartabilirsiniz. Dibinde 2 zincir çektik ya burada önemli. Bakın ilmeklerimiz kaçmaz asla. Şimdi üst kısmına geçelim. Şimdi ilk başlarken 7 kutucuğun ilk başındaki kutucuğa tutturuyoruz. Bakın buradaki gibi ilk başlarken. Böyle 7 kutucuğu yaptık, başladık ya üzerine İlk kutucu burası oluyor 7 kutucun. Buraya tutturduk. Burayı oraya sayıyoruz şimdi. Tutturduk ve küçük bir örümcek çektim. Şimdi buraya geldik. İlmeklerin yönünü düzgün tutarak arkadaşlar 5 tane ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 Bakın yönü dönmüş. Çevirelim. 5 5 ilmeğim tığda. İpin ucunu alıp içinden geçtim. Kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı bu ortaya girip kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı ortaya girip kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı ortaya girip kapadım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı ortaya girip kapadım. 2 4 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı ortaya girip kapadım 5 kez 5 zincir çekip bakın bu ortada kapadık sonrasında araya küçük bir örümcek çekiyorum devamında gelen yine 5 ilmeğimi alıyorum 1 2 3 yönlerini düzeltelim ilmeklerini 4 ve 5 ipin ucunu alıp arasından geçtim kapadım kapattık. Yine şimdi buraya da 5 kez 5 zincir çekip kapatıyoruz. 5. Ortaya girdim, kapadım. 1 2 3 4 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 5 ortaya girdim kapadım şöyle elimizle tepesine çekelim arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 kez 5 zincir çekip kapattık şimdi yapacağımız iş işte. örümceğimi çektim yine araya kameramda bir bozukluk oldu bakın şimdi devamda kalan son 5 ilmeğimi alıyorum tığıma yönleri düzelterek 2 bakın şöyle dönmüş ise şöyle düzeltin 3 4 ve 5. Bu 5 ilmeğin arasından girdim, kapadım. Yine buraya 1 2 3 4 5 zincir çekip battım, kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Batıp kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Batıp kapadım. 3 oldu. Aynı işlemi yaptığım için hızlı yapıyorum. 5 zincir çekiyorum sadece. 5 zincir çektim battım kapadım şöyle gösterelim elimizde de şöyle çektik ortaladık arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu noktada 3 yine bir örümcek çekiyorum bakın aşağıda arada kaç tane kutucuğumuz var 1 2 3 4 5 6 7 yani 3 bu tarafa 3 bu tarafa koyunca dördüncü ortamız oluyor bakın 1 2 3 şurası ortamız dördüncü Bakın burada da 1-2-3 kaldı. Buraya örümceğimi batıp kapatıyorum. Ortamıza. Tekrar örümcek çekiyorum. Küçük bir boy örümcek yine. Şimdi buraya geldik. Yine 5 tane ilmeğimi alıyorum. 1 Yönlerini düzeltelim. Dönmüş ise arkadaşlar. 3 4 5 Yine bir şöyle kontrol edelim. 2 3 5. İpin ucunu aldım, ortadan geçtim, sabitledim. 5 zincir çektim. Ortaya battım, kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ortaya batıp kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle ortama batıp kapadım. 3 oldu. 4 1 2 3 4 5 zincir bakın ortaya batıp kapadım şöyle göstereyim elimizde şöyle düzeltmesini yapıyoruz gördüğünüz gibi araya küçük bir örümcek çekip yine 5 ilmek topluyoruz devamında aynı burada olduğu gibi arkadaşlar bu ilk modelde olduğu gibi yine burayı da aynı şekil topladım kamera arkası topladım çünkü havuzam olmak üzere arkadaşlar silinebilir videom. O yüzden acele ediyorum. Şimdi böyle topladık. Örümceğimizi çekiyoruz. Aşağıda 7 kutucuğumuz olması gerekiyor mutlaka. 1, 2, 3 kutucuk atlayıp dördüncüye kapatıyoruz. Sonrasında tekrar örümcek çekip tekrar e, ilmekleri toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Evet hanımlar modelimizin yapım aşaması ve bitmiş şekli böyleydi. İnşallah anlatabildim. Ütülenmeden bile güzel duran bir Oya oldu. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.